Hepimiz Adnan Oktar'ı canımızdan çok sevdiğimiz için onunla birlikteyiz. Bu çok net. Baskıyla, zorlamayla böyle bir sevgi ve muhabbet elde edilemez. Aksi iddialar son derece mantıksız ve akıl dışı. Hiç kimse bir insanı yıllar boyunca şantajla, zorlamayla asla yanında tutamaz. A9 TV'nin canlı yayınlarında ve davet organizasyonlarında aramızdaki bağın sevgi ve kardeşlik bağı olduğu açıkça görünmekteyken, aksinin savunucusu olmak son derece saçma ve mantıksızdır. Üstüne üstlük bu iddiaları ortaya atan kişi 30 yıl boyunca bunu hem yazılı hem de sözlü olarak ifade etmiştir. Şimdi ise kendince birden her şeyin farkına vardığı ve zorla tutulduğumuz iddiasını öne sürüyor. Diğer iftiracıların yalanlarını tekrar ediyor. Mağdur değiliz dememize rağmen yok hayır siz mağdursunuz kabul edin diyorlar. Bu nasıl bir baskı ve zorlama ki mağdur denilen kadınlar cezaevlerinde. Burada oynanan oyun çok net. Sayın Adnan Oktar'ın vatanın birliğini savunan, hükümetimizi destekleyen, İslam'ı en güzel şekilde tebliğ eden insan olduğunu bu iftiracı da çok iyi biliyor ve organize bir şekilde bu hayırlı faaliyetleri kendilerince durdurmak için akıl ve mantık dışı iddialar ortaya çıkarıyorlar. Sonuç olarak özetle ortada hiçbir mağdur yoktur. Yalancıların da iddialarına zaten hiçbir kanıtı yoktur. Şu anda Adnan Oktar üzerinden yürütülen bir algı operasyonu var. Geçmiş yıllarda da bunun örnekleri görülmüştür. 1999'da da aynı iftiralar atılmış. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız da bu suçlamaların hepsinden beraat etmiştir. Sayın Adnan Oktar, İngiliz Derin Devleti'nin devletimize karşı oynadığı sinsi oyunu görmüş ve bu kirli planlarını deşifre etmiştir. İki ciltten oluşan İngiliz Derin Devleti'nin iç yüzü kitapları da belgeleriyle tamamen gün yüzüne çıkmıştır. Bundan dolayı da şu an İngiliz Derin Devleti'nin bir numaralı hedefi Sayın Adnan Oktar'dır. Operasyon İngiliz Derin Devleti'nin oyunudur. Müslüman yalnızca Allah'tan korkar. İngiliz Derin Devleti'nin sindirme politikaları, satın aldığı bazı basın kuruluşlarının karalama kampanyaları bizi hiç etkilemez.